Efendim herkese yeniden merhaba. Ben Ardan Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Genel Yayın Yönetmeni. Umarım bütün yayınlarımızı takip ediyorsunuzdur. M5 Prime gerçekten Türkiye'nin savunma sanayi strateji alanında en yetkin yayın organlarından biri oldu. M5dergi.com da benzer durumda. Kağıt dergimizin rakamları geldikçe çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle son sayılarımızda iade oranlarının %7'ye düşmüş olması ve piyasaya vermiş olduğumuz bütün dergilerin %93'ünün raflardan satılmış olması, abone haricinde, bunlar hepsi bizim moralimizi hayli yükselten çok keyifli bir çalışmalar zinciri. Gerçekten hepinize teşekkür ederiz. Ben tabii bu videomda da dünyanın 2023 yılında yaşayacağı sorun merkezlerinden biriyle bağlantılı yorumu yapmak istedim. O da Tayvan. Biliyorsunuz dünya iki ana eksende büyük riskle girdi 2023 yılına. Biri Ukrayna Savaşı, öbürü de Tayvan gerginliği ve buradan bir savaşın çıkıp çıkmayacağı. Şimdi merkezi Washington'da olan CSIS, yani Stratejik ve Uluslararası Araştırma Merkezi var. Bu çok güvenilir bir araştırma merkezi ve simülasyon tatbikatlarıyla da tanınan bir şey. Yani muhtemel bir savaş senaryosu geliştiriyor, simülatöre bütün verileri yüklüyor ve diyor ki en iyimser ve en kötümser şeyle bu savaşı bana organize et. Kim ne kadar kaybediyor, kim ne kadar kazanıyor. Şimdi bu Tayvan meselesini bir simülasyona sokmuşlar. Bu açık bir gerçek ve raporunu yayınladılar. Senaryo 2026 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ordusunun Tayvan'a, yani Ada Tayvan'a amfibi çıkarma yapmasıyla başlayan bir senaryo ve en iyimser rakamlar üzerinden devam ettirmişler senaryoyu. En iyimser. Yani bunun sonucunda şöyle bir durum ortaya çıkmış. Tıpkı Ukrayna gibi. Yani Çin Tayvan'a saldırırsa dışarıdan gözüktüğü gibi kolay bir iş olmayacak. Tam tersine belki kazanabilir ve Tayvan'ı ele geçirebilir ama Pirus zaferi. Nedir Pirus zaferi? Kral Pirus'un meşhur Roma savaşı öyle bir savaş ki keşke kazanmasaydım diyeceğim bir savaş. Çok büyük ağır kayıplar vesaireyle yaşanılan bir zafer. Yani ona biz artık zafer demiyoruz. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Şimdi diyelim ki Ukrayna çok büyük bir zafiyete düştü ve Rusya belirli bölgelerde artık çıkmayacak ölçekte olaya sahip oldu. Bu şimdi bir zafer mi? Hayır, değil. 117 bin adamın ölmüş, ordunun yarısı gitmiş, ekonomin çökmüş, sosyoekonomik sorunlar derinleşmiş. Yani şimdi bunun zaferle bir alakası yok. Yani zafer vurursun, geçersin, gidersin, bitirirsin işi. Olur zafer yani. Şimdi burada öyle Çin açısından ama aynı şekilde Amerika ve Japonya açısından da. Çünkü 2026 senaryosuna göre Çin Halk Cumhuriyeti Amerika, Japon ve Tayvan ittifakına karşı savaşıyor. Avustralya'yı ve Güney Kore'yi ve Hindistan'ı senaryoya almıyorlar. Bu ana unsurlar yani. Amerikan-Japon ittifakı ve Tayvan ordusu. Bu üçlüye karşı Çin olarak değerlendirilmiş ve Amerika ile Japonya'nın uçak kaybı 449, ikisi uçak gemisi olmak üzere 43 gemileri de batıyor. Şimdi Tayvan'ı savunsun mu savunmasın mı bakmak lazım. 6960 askeri ölüyor Amerika'nın. Tayvan Hava Kuvvetleri'nin yarısı gidiyor, 22 savaş gemisi gidiyor ve 3500 askeri ölüyor. Toplam 10.000 asker bu taraftan. Çin ise 138 savaş gemisi kaybediyor. 155 uçak. Çin'in kaybettiği uçak sayısı az ama kaybettiği savaş gemisi çok. 52 bin askeri etkileniyor. Niye etkileniyor onu söyleyeyim. 7 bini amfibi çıkarma harekatında ölüyor. 15 bini denizde ölüyor. Deniz o işte 138 savaş gemisi batmış. 30 bin kadarının da esir alınacağı düşünülüyor. Şimdi herkes böyle, bu Ukrayna Savaşı'ndan önce de böyleydi. Yani abi işte Ruslar bir hafta içinde burayı alırlar falan. Yok öyle bir şey. Savaş ciddi bir teknik konudur. Hepinize anlatıyorum. Öyle önceden öngörülmüş zafer yoktur. Öyle bir şey yok zaten. Bu tamamen bir şeydir yani teknik olarak. Şimdi Amerika'nın yapması gerekenler ve Tayvan'ın. Eğer 4 maddeyi iyi yapamazsa Çin galip geliyor zaten. 1. Tayvan amfibi çıkarmada cepheyi iyi tutacak ve yer yer karşı saldırılar düzenleyecek. Karaya çıktılar amfibi çıkarma. Orayı iyi tutmak zorunda Tayvan. Orayı iyi tutarsa Amerika ve Japonya'yı büyük rahatlatıyor harekatta. Bu bir. 2. Ukrayna örneği asla bir örnek değil Batı açısından. Çünkü Polonya üzerinden bir Batı istediği kadar silah sokabiliyor Ukrayna'ya. Yani Rusya'nın Batı'yı tutamamış olması zaten savaşın kaybetmesine neden oluyor. Ama Tayvan bir ada devleti ve Çin donanması bu ada devletini bütünüyle kuşatabilecek bir durumda. Eğer Amerika ve Japonya Tayvan üzerinde bir savaşacaklarsa bu adaya savaş stoku yapmak zorunda. Çok büyük. Büyük savaş stoku. Büyük savaş stoku. 3. Japonya'daki Amerikan üslerinin balistik füzelerle ve güçlü bombardıman uçaklarıyla güçlendirilmesi ve desteklenmesi lazım. 4. Çin donanmasına uzaktan, savaş alanına girmeden uzaktan nokta atışlı roket saldırıları ve füze saldırılarını başarılı bir şekilde, buna kamikaze dronlar da şey yapıyor. Şimdi bu senaryo böyle. Bu yüzden Çin'in de bunları eğer hesaplıyorsa Tayvan'a girip girmemekte veya Tayvan'ı işgal edip etmemekte ciddi bir soru işareti taşıdığı açık bir gerçek. Çünkü bu tür bir savaş sadece cephede yaşanılmayacak. Çin'in bütün Batı pazarlarına girişi tedarik zincirlerinden yasaklanacak. Tedarik zincirlerinin rotası değişecek. Afrika'ya dönecek vesaire falan ve Çin esasında izole olmuş ve o kadar milyar insanıyla üretmesine rağmen malını satamayan bir kimlik kazanacak. Bu yönden baktığınız zaman sanki Çin'in böyle bir şeye cesaret edemeyeceği gibi bir durumda karşı karşıyayız. Esasında Çin ordusu için de şunu söyleyeyim. 1950 Kore'de savaştı, pek bir şey yapamadı. Gençler bilmezler. 1979'da Çin-Vietnam savaşı oldu. Vietnam canını okudu Çin'in. Tam katastrof yani felaketti. Vietnam ordusu Çin ordusunu evire çevire dövdü o zaman. Yani Çin'in esasında geliştirmiş olduğu bütün bu kapasitelerine rağmen herhangi bir denemesi veya bir başarı öyküsü de yok. Onu da söylemekte yarar var. Bir başka rapor, Çin Halk Cumhuriyeti ordusunun da tıpkı Rus ordusu gibi çok ciddi lojistik sorunlar taşıdığını ve muhtemel bir amfibi çıkarmayı ve bir adanın işgali meselesini çözebilecek kapasitede olmadığını vurguluyorlar. O da ayrı bir olay. Yine bir başka rapor daha geldi. Tayvan'ın elinde gizli sakladığı, yani dünyaya duyurmadığı çok sayıda balistik füzenin olduğu ve 3000 dronluk yeni bir hava filosu kurduğu yolundaki bilgiler. Tayvan'ın elindeki balistik füzelerin Pekin ve Şangay gibi büyük merkezlere düşmesi halinde Çin halkındaki gerginliğin artacağı, ne oluyor, biz bu savaşa niye girdik, niye Pekin veya Şangay bombalanıyor diye Komünist Partisi ile ciddi bir kavgaya girişebileceğine dair de beklentiler var. Gördüğünüz gibi iş bu tür bir hesaplamaya geldiğinde durumlar bir hayli değişiyor. Bu açıdan baktığınız zaman bir delilik yaşayabilir miyiz? Ben açık ve net söyleyeyim. Orada bir tane deli var, Kuzey Koreli. O bir halt çevirirse çevirebilir ama ben Amerika ve Japonya ve Çin'in bir çatışmadan kaçınmak için bütün şartları zorlayacaklarına inananlar grubundanım. Ha, olmaz mı? Olabilir. O da ayrı bir öyküdür. Hoşça kalın.